O neydi lan öyle? Yalnız saliselik durdum biliyor musun? Atacaktım kendimi var ya oradan. Nasıl kıracaktım kemiklerimi? Ben buradan mı böyle ineceğim yani? Başka çare yok. Buradan ne çıkardım biliyor musun? Allah'tan bir çılgınlık yapıp denemedim biliyor musun? Sus. Bu böyle Aaron Merrin geldiğinde buraya takılsınlar diye. Çok bisiklet firması bilgisayar finance opsiyonları yapıyor yani taksit kredi taksit yapıyorlar o yüzden mesela enteresan şeyler olabiliyor burada. Mesela gidiyorsunuz parkura, adamın 5000 dolarlık kamyoneti var, bisikleti 12.000 dolar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beleş bira. Ama o köpük abi o. Bu yapmayacaktım ama ya inişlerin zevkini çıkarıyorsun oğlum öyle. Evet arkadaşlar şu anda YT'nin, YT'nin üst katına çıkıyoruz. Mekanın sahibi geri geldi. Buralar eskiden benimdi. Ha evet. YT'ciydim ama. Sen YT'ciydin evet. Ama bugün gönlünü aldılar beleş birayla sanıyorum. Ne ki bire ya? Evet arkadaşlar burası üst kat. Evet. Display. Aa bu çok iyiymiş lan. Abi bu renk çok iyiymiş harbiden ya. Bu ne bu? Bu da cepsi de. Hem de şey. Uf. Çok iyiymiş harbiden renk. Yani düşük bir şey. Yani. Arkadaşlar ilk parkur bizi açtı birazcık. Arkadaşlar çıkışlar inanılmaz rahat. Şu ana kadar inişlerde de gayet dengeli. Virajları iyi.
arkadaşlar. Trail'da, toprak yolda, patikada 20 mayda çıktığımız oluyor. Yani 30-35 kilometrelere varabiliyoruz bisikletlerle. Gerçekten boost modu adeta canavar gibi. İnanılmaz çabuk hızlanıyor bisiklet. Bu arada tırmanırken hiç şoku da açıp kapamıyorum ha. Zaten tırmanıyor ya bisiklet. Öbür bisikleti de yapıyorum ben. Fark etmiyorum. Hep açık bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saattir full boost modda kullanıyoruz. Şu anda daha bir çizik, bir diş indi şarjı. Vallahi bana göre YT Decoy benim gözümde sınıfı geçti. Ya çünkü hızları, hızlanışı, tırmanışı ya beni gayet tatmin etti. Boost modu çok kuvvetli. Ağır bir bisiklet olmasına rağmen jumpları çok keyifli. Dönüşlerde dengeyi hissedebiliyorsunuz. Gerçekten. Güzel bir bisiklet. Bu arada YT şöyle bir şey denedi bu bisikletlerde. Ön lastikler 29 jant, arka lastikler 27,5 jant. Bunun da sebebi inişlerde, dik kayalık inişlerinde ön tekerlek rahat insin. Dönüşlerde ve tırmanışlarda arka tekerlek küçük olduğu için 27,5 daha rahat dönsün, daha çabuk hızlansın. Bunun için böyle bir şey yaptılar. Çok da iyi yaptılar bence. Gayet başarılı. İnanılmaz. Gerçekten. Çok keyifli. Fiyat bilgilerine zaten ulaşırsınız internet sitesinden. Ya kabaca bildiğim kadarıyla benim kullandığım bisiklet 6 bin küsür dolara geliyor. En full modeli. Akın'ın kullandığı 6'ya yakın, 5-900'lerde bir şey olması lazım. En düşük modeli de 4-900 civarı. Tabi bunlar dolar fiyatları burada. Almanya'da da euro oluyor bildiğim kadarıyla aynısının. İnanılmaz zevkli yani, gerçekten çok başarılı. Thank you, man. Yeah, let me get you a cup and back. We ran out of bottle. Oh, that's okay. We have beer on tap, too. You want a beer? Yeah, that would be good, actually. You want beer or water or both? No, just beer. Okay, cups are in the fridge. Beer, no need for water. Yeah. Might be a little foamy, just because it's been sitting. Mm. Oh, okay. Yeah, cups are in the fridge. You have to help yourself. And then, have you guys been here before? No. We've got all the bikes on display upstairs too. Really? Oh, those are the dirty ones in the fridge. Oh, okay. Okay. Akın, bir bakalım yukarıya. Yukarıda şeyler varmış.
bikes on display. You can't sit on or anything, but you can look out at the different colors. Yeah, we'll go up there. Yeah, we only have one decoy, but it's still cool to check out. Okay, awesome. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beleş bira. Ama köpük abi o. That was so steep. I've never been there before. Yeah. Yeah, I was surfing all the way down. A little bit better. It'll settle. Okay, cool. You want? Yes, please. Oh, now it's pouring. Mine is better, huh? A little bit, yeah. Thank you, brother. I can pour that one out if you want. No, I'm not. Okay. I'm so thirsty. Bu kadar yorgun olmasam ben boost yapmayacaktım. Ama ya inişlerin zevkini çıkarıyorsun oğlum. Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hizmet var burada. Geldik, bisikleti kullandık. Güzel vakit geçirdik. Bir de arkadaş bize su istedik ama köyün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Arabada fındığımız da vardı. Bira için dedi arkadaş. Burada free bir bira çeşmesi varmış. Sereniyor şu anda. Oh. Gayet iyi. Arkadaşlar şu anda YT'nin, YT'nin üst katına çıkıyoruz. Mekanın sahibi geri geldi. Buralar eskiden benimdi. Ha evet. YT'ciydi ama. Sen YT'ciydin evet. Ama bugün gönlünü aldılar beleş birayla sanıyorum. İki biraya. Evet arkadaşlar, burası üst kat. Evet, display. Bisiklet burada. Showroom'u. Hani benim bisiklet? Evet. Ooo, şu turuncuya bakar mısın Akın? He? Turuncuya bakar mısın? Gördüm lan, gördüm. O ne lan? Evet, bu benim bisiklet. Yavru. Bak Akın, bu niye ince? Abi senin bisiklet değil lan. Cepsi bu. O yüzden Cepsi. Ince. Aa, bu çok iyiymiş lan. Abi bu renk çok iyiymiş harbiden ya. Bu ne bu? Bu da Cepsi de. Hem de şey. Uf, çok iyiymiş harbiden renk. Yani düşük bir şey. Yani bunlar falan yok. 34. Ama renk inanılmaz güzel. Ya millet de bunların hastası. O demin gördüğümüz parkur var ya Öner. Şey hani yapmışlar. Orada bir tek bunlar iş yapıyor. Dört bay. Bunlarla iş yapıyorlar. Şey. Yani. Şeyi gör, setin videosunu izledin mi, son videosunu? İzledim. Şu yastığın üstüne atladı. Hayır, dün yüklediğini. Ha yok. Bununla atlıyor işte. Suicide öğreniyor. Öyle mi? Suicide No Hanger. Evet arkadaşlar, burası da display katı. Bunlar, ha bu değil mi benim? Bunlar Jeffsy evet. Şeyler kaplalar o tarafta. Burada gel. Oğlum bu neymiş lan? Bu özel yapım herhalde. Evet öyle. Arkadaşlar bu renk de çok iyi. Bayrak kırmızısı. Gel. Görkem'in bu, gel. Şimdi bu Görkem arkadaşımızın bisikleti. Burası Budweiser. Görkem'in en sevdiği bira. Bu renk de çok hoş değil mi öyle? Abi o renk de çok hoş. Ha bu benim eski bisiklet. Aynen. Sattığım bisiklet. Capra Pro. Yeni bisikletim de nerede? Oğlum çok iyi renk bu ya. Ya gerçekten çok iyi renk bu. Bu çok hoşlaşmadığım bir renk. Petrol mavisi. Bu ha bu benim bisikletin şeyi işte. Tam olarak renk. Benim rengim yeşilisi. Evet, ben de buraları siyah, şuraları turuncu. Şuraları aynı renk benimkiyle. Evet, bu da decoy. Decoy hangisi bu? Bu şey. Bence benim kullandığım vardı ya bugün. Evet. Onun kırmızı yerine siyah olanı. Muhtemelen evet. Mekanın sahibi geri geldi. Sarı siyah da iyiymiş. Tamam, şey bu. Arkadaş bir şey. Neydi bunun Danlin'in adı ya? Danlin. Hayır, tüy, tüyüz. Çok iyi renk, çok iyi. Şeye falan. Alüminyum yalnız ha. Bak onun karbonu var burada. Oo, bak şu kırmızı da çok hoş değil mi? Karbon. Ya karbonun hafifliğini başver de.
şu kaynak yerleri gözükmüyor ya, o çok hoşuma gidiyor. Gel, gel otur buraya, gel. Şimdi, evet arkadaşlar, buraya böyle bir koltuk koymuşlar. Şimdi buraya daha at. Kendisi bir Commensal Meta 29 kullanıcısı. Bugün YT Capra Pro kullandı. Ön lastikler 29, arka lastikler 27.5. Evet, deneyimlerini rica ederim kendisine. Deneyimlerimi hemen belirteyim. Şimdi ben kendi Commensal'ımı bugüne kadar 3 kere falan kullandım. Ve hiçbir zaman Boost'ta kullanmadım. Bu sabah ben bisikleti bir 15 mil, yani 22-23 kilometre kadar kullanmıştım. Bir de bu demoyu yapınca tamamını Boost'ta, yani motorun en güçlü olduğu halde yapmaya karar verdim. Hani hiç böyle spor olsun falan geçtim o işi. Boost'ta kullanmak çok güzelmiş. Şimdi tam şeyi kıyaslayamıyorum. Ben hiçbir zaman kendi bisikletimi Boost'ta kullanmadım. Burada bu Boost olayından çok zevk aldım. Ama şöyle bir gerçek var. Belki süspansiyon ayarlarındandır. Bunu iyi zıplatamıyorum. Bu bisikleti mesela bir yere geldiğimde böyle basıp preload deniyor, basıp atıyorsun ya bisikleti bir yerden. Bunu da çok iyi yapamadım. Benim bisikletim daha iyi yapıyor. O muhtemelen süspansiyon ayarlarındandır. Ama bunda virajları daha şeyli, huzurlu, daha iyi döndüm gibi geliyor. 29 27.5 olabilir farkı. Olabilir. Senin yani, full 29 değil mi ikisi de? Aynen öyle. Ön arka 29. Öyle bir fark gördüm. Ya onun dışında tabii bu herkesin demo yaptığı bir bisiklet olduğu için vitesleri biraz şeydi, böyle çıtır çıtır atıyor kendinden falan. Çocuk da uyarmıştı ama İnanılmaz zevk aldım. Bence Boost'un zevkini aldım ben. Boost'u bayağı bir güçlüydü değil mi? Güçlü zaten canım. Ben normalde açmıyorum bile. Spor olmuyor. Kendi gidiyor gibi hissettiriyor diyor ama bugün... Ya benim ekstra farklı olarak işte Di2 vardı bir tek. Gayet hızlı vites değişimleri. Biraz sert geçiyor vitesler. Takır tukur ediyor. Takır tukur ediyor ama gayet hızlı. Tabii bilmiyorum. Kendin kullanırken o Di2'nin dertiyle, problemiyle uğraşabilir misin? Dijital sistem. Bilmiyorum yani ama... bu arada arkadaşlar burada birçok bilgisayar... Bilgisayar. Birçok bisiklet firması bilgisayar. Finance opsiyonları yapıyor, yani taksit. Kredi, taksit yapıyorlar. O yüzden mesela enteresan şeyler olabiliyor burada. Mesela gidiyorsunuz parkura, adamın 5000 dolarlık kamyoneti var. Bisikleti 12 bin dolar. 9 bin dolar, 11 bin dolar falan. Şöyle yapıyorlar. Geliyorsun buraya, eğer kredi puanı, kredi notun iyiyse alıyorsun bisikleti 24 ay, 36 ay, 12 ay neyse. Taksitle ayda 200 dolar ödüyorsun. 7-8-10 bin dolarlık bisikleti alıyorsun. 2 sene sonra borcu bittiğinde zaten bisikletin de eskimiş oluyor. Bisikletini satıyorsun ikinci elden. Geliyorsun, yeniliyorsun. Böyle bu döngü böyle devam ediyor. Dolayısıyla her 2 senede bir, her 1 senede bir taksit sayınıza göre insanlar bisikletini yeniliyor. Yani bir şekilde bisikleti devir daim yapıyorlar. Alımı da kolay bu sebepten dolayı. Çünkü en dandik bisiklet 5 bin dolar. Dolayısıyla herkes de gidip cash 5000 dolar vermek istemiyor. Şu manzarayı da bir çekiversene. Şöyle gördüğünüz gibi tam buraya bir deri koltuk koymuşlar. Ne güzel. Muhtemelen biz nerede? Ya, ne, biz buralarda değil. Biraz çok önce. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Döndür kardeşi, bana döndür lan şu an. Şimdi bu YT köklü bisiklet markaları gibi Santa Cruz gibi, Specialized gibi ya da Giant gibi bir marka değil. Sonradan çıkmış bir marka. Böyle genç bir sahibi falan var. Hatta bir ortağı Türk de eski değil mi? Şimdi ben bir gün Google ettiğimde gördüm ki bunlar galiba ilk YT denen bisikleti başlattıklarında, hatta bisiklet de değilmiş galiba o zaman da, kaykay mı yapıyormuş bilmiyorum. Türk bir herif... Buzdolabıymış. Abi gerçekten bak, Türk bir arkadaş var. Ya kuruluşunda hani emeği var ya bir ortaklığı var. Böyle Türk adı soyadı olan bir abi var. Yani bir şekilde YT'nin o Markus bilmem ne diye bir sahibi var Alman. O Türk arkadaş da onun ortağı galiba. Yani YT'nin ortağı Türk galiba gibi bir çıkarımım var benim. Ya ben seviyorum bu markayı. Güzel bir marka. Yani kaliteli bir marka. Bisikletleri de benim bana hitap ediyorlar. Birası da çok iyiydi. O bira marka mıydı, el yapımı mıydı acaba? Ya bilmiyorum da çok, çok iyiydi. Buz gibiydi valla. Ayıptır söylemesi. Haftaya yine deneyebilir miyiz? Haftaya yine gelip biz bu sefer Cevsi veya Capra deneyelim. Çocuk tanıdık Allah'tan. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yer yapmışlar. Gayet güzel. Mis gibi tertemiz. Oh bak. Ne güzel her şey. Ve bizim akşam... Balık partisi. Balık partisi balık var. Balık da değil. Midye tava var. Midye aman tava, bir balık. Midye tava yapıyorum var ya. Dolayısıyla biz ufak ufak yollanalım. Bu gözlüklerimi de bir çekebilir miyiz? Evet. Bu gözlüklerin hikayesini anlatalım. Ya bu gözlükler şöyle inanılmaz. Bak bir tane size alıyorsun. Bak buradan... büyütüyorsun, küçültüyorsun, tamam mı? Ondan sonra şurasını ayarlıyorsun. Ömür boyu garantili. 50 dolar civarı
böyle her türlü spor için de uygun. Snowboarding, yani sanki gözlük satıyorum, benim bundan bir şeyim yok ama çok takdir ettim, böyle ufacık bir marka, hiçbir yerde satmıyor, Amazon'da yok. Kendi başlarına böyle bir iş yapmışlar. Sen nasıl buldun bunu? Abi ben nasıl buldum biliyor musun? Rampage'i izlerken, Rampage'de böyle kendi rampalarını kendileri yapıyor yarışçılar. Galiba Storch, bilmiyorum. YouTube'da çocuğun işte gözünde anlatıyor, ben böyle yaptım, şöyle yaptım falan diye. Bir durdurdum böyle, hoş geldi şeye. Baktım burada Pit Viper yazıyor. Bir Google ettim. Salt Lake City'de, Utah'ta Salt Lake City'de ufak bir şey. Bir firma. Bir firma, başka da hiçbir yerde satmıyor. Sadece kendi sitesinde satıyor ama çok hoşuma gitti gözüm. Say anything. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Şimdi dönüyoruz. Güzel bir demo günüydü. Beğendik. GT'ye teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Akın koltuğu buldu, kalkmıyor. Manzarayla bakıyoruz. Bira getireyim mi? 2-2,5 tane de güreştim. Çok bira söyleyeyim mi? Herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. GT Headquarter'dan selamlar. We'll be right back.